Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim hafta sonunu özellikle çok yakışacak kahvaltılık tarif. Çörek yapacağız arkadaşlar. Çok güzel oluyor ve çok az malzemeyle yapacağız. İlk önce derince kabımın içerisine un tam yarım kilo arkadaşlar. Kaç bardak derseniz de tam tamına 5-5,5 su bardağı kadar un yapıyor. Yani şu bardaklarla klasik bardak. Şimdi hemen kuru malzemelerin hepsini ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Hem kabartma tozu hem de maya var bunda. Yarım paket, şöyle bir paketin yarısını mayayı ilave ediyorum. Bu mayayı bu şekilde sarıp ağzını sıkıca kapatınca tekrar kullanabilirsiniz. Bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Çok fazla bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum. Orta kısmını biraz açayım. 1 adet yumurta. Yarım çay bardağından birazcık daha fazla sıvı yağ. Şöyle bir karıştırıyorum. 2 su bardağı sütü aldım. Şimdi hafif ılık olacak arkadaşlar. Yavaş yavaş ilave edip hamuru yoğuracağım. Hemen şunu belirteyim. Hamur yumuşak olacak. Elinizle böyle yoğurmayacaksınız arkadaşlar. O derece yumuşak olması gerekiyor. O yüzden yavaş yavaş sütü ilave edip bu şekilde hamurumu karıştıracağım. Yoğurma işlemi yok bunda. Olabildiğince yumuşak olması gerekiyor. Güzelce yedireceğim şimdi sütü una. Sadece sütle yoğuruyoruz. 2 su bardağı süt gayet yeterli geliyor. Gene aynı klasik bardaklarla. Spatulayla baktım zor karışacak arkadaşlar. Rahat rahat şöyle elimi sokup karıştırayım dedim. Böyle işte yumuşak olması gerekiyor hamurunuzun. Sizler de isterseniz böyle sert bir spatulanız varsa spatulayla da karıştırabilirsiniz ama biraz zorladı beni. O yüzden ben de böyle elimle karıştırmayı tercih ettim. Çünkü güzel karışması gerekiyor. Hamuru güzelce yoğurdum. Böyle yumuşacık, elinize yapışan bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ellerimi de güzelce yıkadım. Şimdi başka bir kabın içine alacağım. Hemen hemen 1 yemek kaşığı kadar yağı altına koyuyorum. Hamuru alıyorum içinden ve içine koyuyorum. Yağ buluyorum. Bu şekilde bekleteceğim. Gördüğünüz gibi hiç elime yapışmıyor artık. Hızlı bir şekilde mayalanması için az bir şey maya koyduk biliyorsunuz için. O yüzden muhakkak üzerine streç filmi ya da bir poşet geçirerek bekletin. Şimdi bu şekilde 15 dakika bekleteceğim. Sonra tepsiye yayıp 15 dakikada o şekilde bekleteceğim. Sadece bu kadar. Çok fazla bekletme aşaması yok. Şimdi biraz bekledikten sonra tepsiye yayacağım. Şimdi bunu kenara alayım. Ben hemen bir sarımsaklı sos hazırlayacağım üzerine tereyağlı. 2 yemek kaşığı tereyağını erittim. Tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Dolu dolu kaç gram derseniz 80 gram kadar falan da diyebilirim. Çok azıcık bir 3-4 dal maydanoz ya da maydanoz sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Artık o size kalmış arkadaşlar. Yarım çay kaşığı tuz. Şöyle sarımsak koyuyorum. Orta boylardan bir 3-4 diş. Hemen onu da şöyle sarımsak ezicinin içine koyup eziyorum. Ve çekiyorum. En son bunu üstüne süreceğiz. Çok da güzel oluyor sos arkadaşlar. Bir 5-10 dakika daha beklesin hamur. Ondan sonra sos üzerine süreceğiz. Şu şekilde dikdörtgen bir borcam da yapacağım. O büyük borcamın bir küçüğü arkadaşlar. Ne kadar büyük yaparsanız o kadar ince olur. Ne kadar küçük yaparsanız da kalın olacaktır. Yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Ve içerisine tereyağını döküyorum. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar tereyağı kullandım. Bolca yağlıyorum önce. Hamuru rahat rahat yayabilmek için yapıyorum arkadaşlar.
Hatta biraz da şöyle altına süreceğim ki rahat rahat yerleşsin. Hemen hamurumu açıyorum. Hamuru da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kabardı. 15 dakikada bekliyordu. 15 dakikada içerisinde bekleteceğiz. Çok güzel, yumuşacık bir hamur oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu. İçine yayıyorum hamuru. Zaten hamur oldukça yağlı olduğu için elim hiç yağlamaya gerek yok. Direkt içine güzelce yayacağım. Ben böyle puf biraz kabarık olmasını istediğim için küçük bir şeyle yapıyorum. Ama istediğiniz gibi büyük de yapabilirsiniz. Güzelce dümdüz yayıyorum. Her yerini eşit bir şekilde yayıp ve ellerinizin parmaklarınıza şöyle tırnak pide yapar gibi delikler açın. İçine hamur böyle döktüğünüz yağ geçsin. Hemen ardından hazırladığım sos üzerine döküyorum şöyle. Fırçayla güzelce yediriyorum. Diğer adı da sarımsaklı ekmek diyebiliriz arkadaşlar buna. Tekrar şimdi ellerimle bastırıp içine doğru geçmesini sağlıyorum. Buram buram sarımsak koktu arkadaşlar şu an içerisi. Şimdi tekrar üzerini streç filmle kapatıyorum ve herhangi bir poşetle 180 derecelik önceleri ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişiriyorum. 15-20 dakikadır bekliyordu. Zamanınız olursa yarım saat de bekletebilirsiniz arkadaşlar. Bekledikçe daha yumuşak, güzel olacaktır. Tereyağlar üzerinde gördüğünüz gibi katılaştı. Şimdi önceden ısıtılmış alt üst ayar orta rafta 30 dakika boyunca, yani üzeri hafif kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkardım. Tam 35 dakikada pişti arkadaşlar. Hep yorumlarda süreyi söyleyin diyorlar ama bu fırına göre değişebilir. Benim 35 dakikada pişti. Üzerine temiz bir şeyle örtüp bir 10-15 dakika dinlendirdim. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Hemen şöyle borcamdan çıkarayım. Harika kabardı arkadaşlar. Yağlı kağıdı altından alayım. Dilimlere keseyim. Çok da güzel kabarmış. Bakar mısınız arkadaşlar? İçi falan harika pişmiş. Muhakkak denemelisiniz. Tabii özellikle çok güzel. Üzerindeki bu tereyağının kokusu falan çok güzel bir tat veriyor. Ben böyle dilimlere ayıracağım. Geniş bir şey de yaparsanız birazcık daha ince olacaktır. Hemen şöyle bir tane alayım. Yumuşaklığa bakar mısınız? Gerçekten çok güzel olmuş. Pamuk gibi diyebilirim, yumuşacık. Hemen şuradan bir tane daha alayım. Bakar mısınız? Harika olmuş. Sanki böyle kek gibi. İçi falan da çok güzel pişmiş. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.